Gün sonundan herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Özlem Karakulukçu. Hafta ortasındayız. Fed kararını konuşacağız. Avrupa Merkez Bankası kararlarını konuşacağız. Ve Cuma günü gelecek istihdam verisi. Bunlarla ilgili detaylarıyla hem teknik hem temel tarafta bizlere konuklarımız bilgi ve deneyimlerini, beklentilerini aktaracak. O yüzden tanıyalım bakalım bugüne kimler eşlik ediyor. Avrupa'nın en büyük uluslararası ayakkabı fuarı olan iMod 470'in üzerinde katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilere açtı. 68.'si düzenlenen Avrupa'nın en büyük ayakkabı fuarı olan Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı. 470'in üzerinde yerli ve yabancı katılımcı firmanın yer aldığı fuarı 7.000'i yabancı alıcı olmak üzere toplam 25.000 kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarın açılış konuşmasında ayakkabıda pazar kaybetmemek ve enflasyonla mücadeleye destek için kardan feragat ettiklerini belirten Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İç'ten enflasyonla mücadeleye katkı sunmak için Aysat ve Tast olarak fiyatların %10 aşağıya çekilmesi konusunda tavsiye karar aldık açıklamasında bulundu. İç'ten 2022'de hem iç hem de dış pazarda başarılı bir performans gösterdiklerinin altını çizerek 2022 1.2 milyar dolar ihracatta kapattıklarını ve 2023'e de 1.5 milyar dolar hedefini koyarak yola çıktıklarını bildirdi. 68. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuar açılışında konuşan ISO, ITO ve TİM başkanları sektör bazında olumlu ilerleme kaydettiklerine değinirken Avrupa pazarında hız kesmeden devam edilmesi gerektiği mesajını verdiler. Çin'de Kaixin imalat PMI'yi da toparlanma Ocak ayında beklentilerin gerisinde bıraktı. Çin'de özel sanayi şirketlerini kapsayan bir anket çalışmasının sonuçlarına göre oluşturulan Kaixin imalat PMI Ocak ayında hükümetin katı şekilde uyguladığı sıfır Covid politikasından ani kararla çıkması sonrası 49.2 puanla veri öncesinde 49.5'e toparlanacağı yönündeki tahminlerin gerisinde kaldı. Veri hafiflemekle birlikte kesintisiz şekilde 6. ayda da daralmanın sürdüğüne işaret etti. Uzun süren geleneksel yeni yıl tatilinin aktiviteyi bir miktar düşürdüğü ülkede lojistik henüz normale dönmemiş olmasına karşın teslimat sürelerinde önemli ölçüde iyileşme yaşanırken yeni siparişlerdeki gerileme de hafifledi. İstihdamdaki daralmanın 10. ayda da devam ettiği ortamda başta metal fiyatlarındaki gerileme olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışta azalma yaşanırken çıktı fiyatları ise piyasadaki durgunluğun etkisiyle gerilemeye devam etti. Ülkede salı günü açıklanan resmi imalat PMI verileri Ocak ayında tahminlerin üzerinde bir performansla ekonominin toparlandığına ve Eylül 2022'den beri ilk defa endeksin 50 puan eşik değerinin üzerine geçerek büyüme sinyali verdiğine işaret etmişti. Öte yandan Japonya'da imalat PMI endeksi beklentilere paralel şekilde Aralık ayına göre değişmeden 48.9 puanda kalarak üst üste ikinci ayda da son 26 ayın en düşük seviyesini gördü. Fabrika faaliyetleri kesintisiz üçüncü ayda da gerilerken üretim ve ihracat siparişlerinde son 3 ayın en az düşüşü görüldü.
Yeni siparişlerde ise düşüşün biraz daha azaldığı gözlendi. Düşük talebin temkinli satın alma faaliyetlerine yol açtığı ülkede ham maddeye erişim ve nakliyedeki toparlanmaların etkisiyle Şubat 2021'den beri teslimat sürelerinde gecikme en aza indi. Girdi maliyeti 4. ayda da gerilerken, üreticiler satışları canlandırmaya çalışırken, imalat sektörü işçi ücretlerinde ise Eylül 2021'den bu yana en yavaş artış gerçekleşti. Talepteki zayıflamayla Güney Kore, Ocak ayında tarihinin en büyük dış ticaret açığını verdi. Güney Kore, maliyet baskılarına paralel şekilde yurt içi ve yurt dışı talepteki düşüşün etkisiyle Ocak ayında 9.27 milyar dolar olan tahminleri de aşarak 12.7 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. Bu aynı zamanda kayıtlara geçen en büyük ticaret açığı olurken geçen yılın aynı ayında açık 4.98 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Yıllık bazda bakıldığında ise Güney Kore 2022 yılında 47.2 milyar dolar rekor dış ticaret açığıyla 1996 yılındaki 20.72 milyar dolar olan önceki rekorunda iki katından fazla bir açık vermiş oldu. Ülkenin en büyük ticaret partneri olan Çin'deki ekonomik toparlanma belirsizliğini korurken ithalatın ihracattan daha yavaş gerilemesi de tarihi ticaret açığında etkili oldu. Kesintisiz 4. ayda da gerileyen satışlar yıllık bazda %16 kayıpla 46.27 milyar dolara inerken, bu aynı zamanda Covid salgınının hızlı yayıldığı Mayıs 2020'den beri en sert düşüş oldu. Aynı ayda ard arda 2. ayda da gerileyen ithalat %2.6 ile son 2 yılın en hızlı kaybını yaşadı. Evet, haberler sonrası rakamlara bakalım hızlıca. Sonrasında Seltem iyi gün olacak temel bir analizle değerlendirmelerini alacağız. BIST 100 endeksi %2,6'lık düşüş. Borsa endeksindeki kayıp dün %2,5 seviyesindeydi, hatırlayalım. Özellikle sabah oluşan kayıplar öğleden sonra tekrar geri alınmasına karşılık biraz böyle 16 sonrası hareketlendi. Gelen satışlar etkili oldu. Dün özellikle gübre fabrikası, Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Aselsan gibi şirketlerin endeks üzerinde baskı yarattığını gördük. Yapı Kredi, Enka, İş Bankası, Garanti Bankası gibi bankalarsa endeksi biraz daha toparlanmasına yardımcı olan taraftı. Şimdi efendim şöyle bir dünden bugüne baktığımızda birçok bilanço geldi. Akbank geldi. Bunun gibi birçok şirketlerin aslında bankaların, havayolu şirketlerinin bilançoları önemli o haberlerle birlikte biraz daha toparlanma beklentiler arasındaydı. Fakat 5000 seviyesinin altını kırdığı an itibariyle Borsa İstanbul'da satış tarafı 4836'ya kadar anlık getirdi. Bu seviyeden sonrası sert satış aslında diyebiliriz. Bu seviyeden sonrası özellikle hangi fırsatları doğuracak bolca konuşacağız. BIST 50 4323, BIST 30 ise 5339'da. Devam ediyoruz. Dolar TL tarafına da bakalım. 18.81 Euro TL 20.51, Pound TL 23.21, İsviçre Frangi TL 20.55, 19.66, sepet kuru yatay pozitifle güne devam ediyor. Amerika tarafına geçeceğiz, Avrupa tarafına bolca bakacağız. Dolar endeksi 101.8, dolardaki gerileme tabii ki Euro dolar paritesi 1.09'a taşıdı. 1.23 dolar, Pound dolar paritesi dolar yen 129.57. İsviçre frank karşısında yatay 0,91'li seviyelerde. Evet, Amerika endekslerine de bakalım. Asya borsaları biraz pozitif bölgede kalmaya çalıştı bugün. Fed'in faiz artırımını sürdürmesi beklentiler arasında ABD endeks vadelileri bilançolar sonrası negatif seyretmeye devam ediyor. Bugün de aynı şekilde. Tabii ki Fed ve piyasa beklentileri ortak bir noktada buluşabilecek mi? Bu en çok merak ediliyor. Bu beklenti öncesinde dedik Asya borsaları pozitifti. Dolarla piyasa beklentisi üzerinde oluşan biraz da mobil hisse başı karlı haberleri aslında piyasa üzerinde etkindi. McDonald's'ın, General Motors'un bilançoları piyasa beklentilerinin üzerinde sonuçlar ortaya koydu. Bunlar biraz daha toparlanmaya işaretti. Devam ediyoruz ABD tarafından sonra Avrupa borsalarına da geçelim. Avrupa borsaları da tabii ki ECB kararını bekliyor. Şöyle genel baktığımızda yatay pozitiflikle devam ediyor diyebiliriz. %0,2'lik bir yükseliş. Fed üyeleri tabii ki gerileyen enflasyona rağmen enflasyonla mücadele için
%5 üzerindeki faizlere gerek duyulabileceğini açıkladı piyasada ki bu katılımcılarının biraz daha piyasa katılımcılarıyla aynı fikri paylaşmıyor diyebiliriz. Swap piyasası işlemlerine göre bu yıl faizin %5 üzerine görme ihtimali oldukça düşük piyasa beklentisi içinde. Muayeke Fed beyanatında 25 bas puanlık bir faiz arttırımına kesin gözüyle bakılıyor. Gelecek haber bu yönde ama Mart ayındaki arttırımla birlikte döngünün sonlanacağı ise öngörüler arasında. Öte yandansa yılın sonlarına doğru faiz indirimlerinin başlayabileceği düşüncesi piyasada hakim, bunu fiyatlıyoruz. Peki bunun dışında bir hareket oynaklığa neden olur mu? Çenkak Yoldaş bize teknik seviyelerle aktaracak. Hemen devam ediyoruz. ABD tahvil faizlerine de şöyle bir bakalım. 2 yıllıklar 4,18, 10 yıllık 3,48, 3,59'da ise 30 yılda okuyoruz. Yine devam ediyoruz. Enerji tarafına bakacağız. Altın onsu, dolar endeksine gerileme, altın onsunda yatay görünümü işaret ediyor. 1 doların üzerinde bir artış, 1927 dolar. Petrol cephesinde yine, petrolde de tabii ki biraz daha baskılanan konuları ele alacak olursak, hem burada Amerika'nın gelecek olan tarım dışı istihdam verisi, bu veriler yakın takip ediliyor. Enerji tarafında risk iştahındaki artıştan destek alarak aslında biraz daha yükselmesi bugün söz konusu. Fed ve OPEC görüşmelerini bekliyor. OPEC Teknik Komitesi'nin üretim kotasında değişiklik öngörüsünde bulunmaması beklentiler arasında. 85 dolar 50 sentin üzeri Brent petrol. Ham petrol ise 80 doların altı diyelim ve devam edelim. Son kriptoya bakalım. Orada da tarihi, yani uzunca süredir tarihi diyelim, 23 doların üzerindeki fiyat hala bu seviyelerde kalmayı başarabiliyor. 1580 dolarda ise Ethereum. Peki ayı piyasasını artık geride mi bırakacak yoksa daha var mı yolun? Bakalım sonu ne zaman? Bunu da soracağız Cenk Akyoldaş'a deyip hemen konuklarımıza ilerleyelim. Evet, hemen gidiyoruz. Seltem İlgün bizimle birlikte, Kofas Türkiye Otodoğu ekonomisti. Seltem hoş geldin. Hoş bulduk Özlem. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Birlikte güzel yayın olsun. İlk sorum, sence Fed ve piyasa beklentileri buluşabilecek mi? Beklentilerin ne yönde? İki farklı karar var. %5'in üzerinde kalma ya da tam tersi bunun altında biraz daha yavaşlama. Sen ve daha doğrusu kurumunuz raporlarını hangi yönde daha çok ağırlık kazandırıyor? Şöyle, bizim tahminimiz %5 seviyesine çıkartacak olması Amerika Merkez Bankası'nın faizlerini. Fakat bunun üzerine geçtiğimiz senenin son çeyreğinde çıkabileceğini Fed yetkilileri ima etmişti. Evet. Fakat geldiğimiz noktada manşet enflasyonun gerilemesiyle birlikte ve istihdam piyasasında çok hafif bir bozulmanın, özellikle geçici işler tarafında bir bozulmanın da meydana gelmesiyle birlikte Fed'in bu toplantıda 50 bas puan ya da bu ve sonraki toplantıda 25'er bas puanlık artıştan sonra bekleme görüş politikasına geçmesini biz bekliyoruz. Burada tabii çekirdek göstergenin de enflasyon tarafında aşağı gelmesiyle birlikte daha önce olmayan ve son dönemde piyasanın beklentilerine dahil olan faiz indirimlerine biraz daha erken gidilebilmesi Fed tarafından beklentisinin fiyatlanmaya başlandığını görüyoruz. Fakat bu tarafta biz çok emin değiliz. Çünkü geçtiğimiz senenin Mart ayından itibaren çok hızlı, tarihinin en hızlı faiz artışlarını yapan Amerika Merkez Bankası'nın enflasyonun hala istediği seviyenin yaklaşık 3 katı üzerinde, 3 katı seviyesinde olmasından kaynaklı bir gidişatı kontrol etme isteği olacaktır. Burada sıkı duruşunu kontrol etmek devam ettirmek isteyecektir ve piyasa faizlerinin, yani finansal koşulların hızlıca gevşemesine izin vermeyecektir diye biz değerlendiriyoruz. Tabii toplantı sonrasında açıklanacak metin de dikkatli takip edilecek. Burada faiz artırmaya başladığı Mart ayında Amerika Merkez Bankası'nın açıklama metnine koyduğu sonraki faiz artırımları ifadesi vardı. Bu ifade metinde yer alacak mı, almayacak mı? Aslında piyasa oyuncuları tarafından daha çok dikkat edilecek unsur bu olacak. Çünkü zaten faiz artışı 50 ya da 25 bas puan fiyatlara girmiş vaziyette, ama bundan sonrası için bu ifade kullanılacak mı, bu önemli olacak. Eğer ifade metinden çıkarsa tabii ki sonraki faiz artırımlarının artık faiz artırımı döngüsünün sonuna gelindiğine ve bekle ve gör politikasına geçeceğine aslında dolaylı olarak ima etmiş olacak Amerika Merkez Bankası. Bu da
sonrasında özellikle enflasyonun geri gelmesi halinde tabii ki piyasa oyuncularına finansal koşulların gevşeyeceğine ilişkin bir beklenti verebilir, bir beklenti yaratılmasına sebep olabilir. Çok dikkatli bir iletişim kuracaktır diye ben değerlendiriyorum Amerika Merkez Bankası bugün. Peki bugün oynaklık piyasada etkin olur mu? Yani şöyle görünüm netleşecek gibi biraz daha aslında bu ikiye ayrılan görüşü biraz daha netleştirecek gibi. Sen beklentin biraz kısa bununla ilgili yorum alırsam sonrasında Fed ve OPEC'in görüşmelerini değerlendirmeni isteyeceğim. Buyurun. Piyasalar üzerinde tabii ki Özlem, bu sene zaten volatilite olması bekleniyor. Çünkü bu sene aslında bir geçiş senesi. Sadece Amerika Merkez Bankası'nın değil, Avrupa Merkez Bankası'nın ve diğer büyük merkez bankalarının da para politikalarında ne kadar daha sıkılaştırıcı yönde adım atacakları takip edilecek. Evet, Amerika tarafında bu belirsizlik biraz daha azalacak gibi ama Avrupa tarafında bu belirsizlik azalmadan tabii ki piyasalarda bir dalgalanma olabilir hem emtia tarafında hem de borsalar tarafında. Bir de tabii işten çıkarmalar da başladı Amerika'da. Bunu da değerlendirmeye dahil etmek gerekiyor. Ama bu toplantı özellikle kritik bir toplantı olacak. Eğer bu söylediğim ifade metinde kalırsa zaten bir değişiklik olmayacaktır. Fakat metinden çıktığı halde bu sefer Amerika Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları para politikasının sıkılığını piyasa katılımcılarının değerlendirmesi açısından önemli olacak. Yani eğer bu metin, bu ifade metinden kalkarsa fakat Powell çok şahin ifadeler kullanırsa yine piyasanın beklediği gibi Eylül ayından itibaren faiz artırımları başlamayabilir şeklinde bir algı oluşur. Hemen geçelim istersen. OPEC Teknik Komitesi'nin üretim tarafında, üretim kotasında değişiklik önerisinde bulunmaması beklentiler arasında. Petrol fiyatları önemli. Fed ve OPEC ülkelerinden çıkacak sence tahmin ve beklentileri nasıl? Hem fiyatlardaki bu aşağı yönlü kırılım devam eder mi etmez mi? Bugün bir toparlanma yaptı ama hiç de öyle görünmüyor. OPEC buna çok müsaade edecek gibi değil, değil mi Selten? Evet Özlem, pek değil. Çünkü petrol fiyatının düştüğü dönemlerde oldukça fazla bütçe gelirlerinden kayıplar vermişti bu ülkeler. Bu toplantıdan bir değişiklik çıkması beklenmiyor. Bizim beklentimiz de sene genelinde ortalama petrol fiyatının Brent tipi petrolde varil başına $90 seviyesinde olması yönünde. Şimdi tabii şu anda spot piyasada bu seviyenin altında fiyat oluşumları görüyoruz ama pardon, Çin'in açılması ve Çin'in küresel petrol arzının neredeyse dörtte birine alıcı olarak tekrardan piyasaya geri dönmesi ham madde fiyatları tarafında biraz daha işleri değiştirecek. Dolayısıyla senenin ilk yarısında petrol fiyatlarında enerji fiyatlarında genel olarak ciddi bir dalgalanma görebiliriz. Fakat senenin ikinci yarısından itibaren Çin'in de tamamen oyuna geri dönmesiyle birlikte burada talep tarafında bir toparlanma olabilir. Zaten yapısal olarak enerji piyasasında bir arz sıkıntısı var. 2015'te petrol fiyatları çok düştükten sonra sermaye yatırımları tarafında eksiklikler olduğu için burada zaten küresel talebi karşıma yetecek kadar bir arz olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu eğer Çin de geri dönerse ve Avrupa'da resesyon endişeleri de geçtiğimiz sene sonundaki endişelere göre biraz azalmaya başlarsa ki bugünkü PMI verileri de biraz ona işaret ediyordu. O zaman ham madde fiyatları tarafında bir toparlanma görebiliriz. Beklentilerin üzerinde gerçekleşebilir o zaman spot fiyatlar. Evet ve Avrupa tarafıyla ilgili de bir değerlendirme alabilir miyim Seltem? Özellikle hem Avrupa Merkez Bankası kararları hem de gelen veriler Avrupa'yı resesyon tekrar hatta stagflasyon tekrar konuşulmasına neden oluyor. Avrupa ile ilgili genel görünüm netleşti mi? Beklentiler, tehlikeler neler sizce? Biraz daha netleşti Özlem. Resesyon ihtimalinin giderek azaldığını görüyoruz. Bu aslında Türkiye'nin ihracat performansı için de oldukça olumlu. Almanya'nın ihracat siparişleri tarafında zaten bunu görmeye başlamıştık. İlk sinyaller o endeksin altında gelmeye başlamıştı. PMI verileri de her ne kadar 50'nin altında kalsa da yani iş yapış şekillerindeki, iş yapma koşullarındaki kötü gidişatın devam ettiğini gösterse de geçtiğimiz aylara göre 50'ye yakınsamış vaziyette PMI verileri. Fransa'da ve İtalya'da 50'nin üzerine çıktı. Almanya'da hala biraz geriden geliyor ama imalat sanayi tarafında hala son veriler. Almanya'da da
toparlanmanın olduğunu gösteriyor. Özellikle burada üretim tarafında ve yeni siparişler tarafındaki zayıflık devam ediyor gibi görünse de önceki aylara göre bu zayıflıklar telafi edilmiş vaziyette. Önemli bir ayrıntı daha bu PMI verilerinden yola çıkarak görebileceğimiz Avrupa tarafında. Türkiye'den mesela ayrıştığı bir yer bu. Avrupa PMI endekslerinin girdi maliyetlerinin düşüyor olması. Biliyorsun enerji krizinden oldukça olumsuz etkilenmişti Avrupalı firmalar. Fakat şu anda girdi maliyetlerinin enerji fiyatlarındaki düşüşle birlikte azaldığını söylüyorlar. Tabii Çin'in açılması da bu anlamda taşımacılık fiyatlarına tedarik zincirindeki iyileşmeyle birlikte olumlu yansıyor. Türkiye'ye biraz baktığımızda Türkiye'de girdi maliyetlerinde artış olduğunu görüyoruz. Temel olarak asgari ücretlerde ücretteki artışa paralel olarak bunun olduğunu görüyoruz ama Avrupa tarafına dönecek olursak Avrupa'daki görünüm şu anda geçmiş döneme göre daha pozitif. Buradaki tek önemli risk unsuru büyüme tarafında tabii ki çekirdek enflasyonun artmaya devam etmesi neticesinde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam edecek ve finansal koşulları sıkılaştıracak olması. Şöyle bir de son olarak aslında ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi. Aslında Fed kararlarında bunları detaylarıyla aktardın ama işsizlik rakamları, tarım dışı istihdam verisi Amerika için en önemli gösterge. Burada beklentiler nasıl? Amerikan ekonomisi Özlem biliyorsun son dönemde aylık yaklaşık 250-300 bin kişilik istihdam yaratmaya devam ediyor. Bu ciddi bir rakam. Evet. Ve işsizlik oranı COVID öncesi döneminde altına inmiş vaziyette. Bu verilerde biz şuna bakacağız. Birincisi gelirler ne yönde ilerlemiş? Beklentilerin altında mı artmış, üstünde mi artmış? Bu birinci etmen olacak bakacağımız. Her ne kadar işsizlik oranı değişmese bile. Yani piyasa oyuncuları verinin ayrıntılarında bir bozulma var mı ona bakacaklar. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi gelir. İkincisi de geçici işlerde bir bozulma olup olmadığı. Burada bir bozulma zaten vardı. Bu bozulma devam ediyor mu etmiyor mu? Tabii aslında çok olumlu şeyler değil. Kimsenin işsiz kalması istenmez. Fakat merkez bankalarının ortaya koyduğu politikalar ne yazık ki talebi kısıp biraz işsizliği artırma yönünde enflasyonu kontrol altında bu şekilde almaya çalışan politikalar olduğu için biz de bu şekilde analiz etmek durumunda kalıyoruz. Kısa vadede istihdam piyasasında çok ciddi bir bozulma olmayabilir Amerika'da. Çünkü büyüme verileri de aslında tüketim harcamalarını kuvvetli seyrettiğine işaret etmişti. Ama tabii yine de işten çıkarmaların sektör sektör değiştiğini görüyoruz. Bu özellikle hizmetler sektörü çok kuvvetli seyrediyor. Teknoloji sektöründe işten çıkarmalar olduğunu tespit etmiştik zaten. Ama hizmetler sektörü kuvvetli seyrettiği sürece burada tabii ki işsizlik oranının hızlı bir şekilde artmasını beklememek lazım. Çok teşekkür ediyorum Seltem değerli katkıların için, analizlerin için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum Özlem. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Seltem İyigün bizlerleydi efendim. Kısa bir ara, aradan sonra Cenk Akyoldaş'la devam edeceğiz. Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Ekotürk Araştırma Müdürü Cenk Akyoldaş her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da bizimle ama bugün çok önemli bir gün. Hoş geldin Cenk. Hoş bulduk Özlem. Evet, Borsa İstanbul'u hızlıca sormak istiyorum ama öncesi bir Fed'i şöyle bir dilersen senin analizlerin ve yorumlarınla bir beklentilerini alalım. Sonrasında Borsa İstanbul'a dönelim. Çünkü izleyiciler de Borsa İstanbul'u çok merak evet, ediyor. Evet, sonuçta katılımcı sayısı çok arttı. 4 milyonu aşan bir katılımcı sayısından evet. Bahsediyoruz. Borsa İstanbul'daki satışlarında derinleştiğin 4700'leri test etmeye çalışan bir yapıya büründüğünü görüyoruz. Ona birazdan detaylıca grafiklerle incelemeye çalışırız. Nereye gidebilir, nereden dönebilir ona bakarız. Ama öncelikle biliyorsun global taraftaki gelişmelere bir bakmak lazım. Özellikle de bugün işte Cuma günü bu akşam FED toplantısı var. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi gelecek. Ama bugün öncü gösterge olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdam verisi geldi. O tarafta baktığımızda 178 binlik bir beklenti vardı.
106 binlik bir rakamla karşı karşıya kaldık. Aralık ayı verisinde de aşağı doğru revizyon geldi. 253 bine düşürüldüğünü gördük. Burada baktığımız zaman özellikle Ocak 2021'den bu zamana en zayıf veriyle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bu da iş piyasasında bir yumuşama sinyalleri olarak adlandırılabilir. İş gücünde biliyorsun Fed'in beklentiler içinde baktığımız zaman tablolarda projeksiyonlar açısından değerlendirdiğimizde işsizlik oranının zaman içinde yukarı doğru evrilmesini bekliyordum. 2022 sonu için normal işsizlik oranının 3.7, 2023 Aralık ayı toplantısında yaptıkları projeksiyon değişiklikleri yapıyorlar ya, orada 4.4'ten 4.6'ya doğru yükseleceğini beklemişti. Bunun tutarlı bir şekilde devam ettiğini söylememiz mümkün. Buraya yönelik gelişmeler sevindirici nitelikte diyebiliriz. Aynı zamanda PCE enflasyon verisi geldi biliyorsun. Orada da 5.6'lık bir öngörü vermişlerdi. Orada da 5'e gelinmiş vaziyette olduğunu görüyoruz. Burada da kazanımların olduğunu söylemek mümkün. Bunların hepsi Fed'in biraz daha yumuşak adım atmasını ihtimalini güçlendirdiğini, 25 bazın masada olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii bir yandan da tek başına faiz arttırmaları değil, aynı zamanda Merkez Bankası'nın bilanço büyüklükleri de bizim için önemliydi hatırlarsan. Bu noktada değerlendirdiğimizde şunu görüyoruz. Net şekilde riskli varlıklarla son dönemde bir yukarı doğru toparlanma var. İşte altın yukarı gitti, kripto paralar yukarı gitti, hisse senetleri piyasaları toparlanma çabası içinde gidiyor. Bir yandan da merkez bankalarının bilançolarının daraldığını görüyoruz. Merkez bankalarının daralmasına baktığınız zaman 2023 yılı için Nomura'nın öngörüsü, bir grafiğimiz var, bir numaralı grafiği yansıtırsa arkadaşlar, evet, hemen bir numaralı grafiği bugün Eren'e atmış olduğum benim maildeki bir numaralı grafiği gönderirsek, orada Fed, Bank of England, ECB ve Bank of Japan'ın üçününde, dördünde bilançosunu görüyoruz. Oradaki bilançolarda hepsinde bir aşağı yönlü revizyon geldiğini söylemek mümkün. Aynı zamanda burada da Fed'in bono piyasasındaki seyrini bize gösteriyor. Baktığımız zaman Haziran ayında hatırlarsan bilanço daraltım sürecini başladıklarını, alınan varlıkların artık yenilenmeyeceği bonoların ve aynı zamanda da işte satışa gidebileceği belirtilmişti. O tarihten bu zamana yaklaşık olarak 422 milyar dolarlık FED bilançosunda daralma olmuştu. Olduğunu görüyoruz. 8.9 trilyon dolardı. 9 trilyona dayanmış bir rakamdı. 8.5'a kadar geri çekildiğini söylemek mümkün. Ama beklentilerden daha zayıf bir geri çekilme olduğunu da belirtelim. Neden diyeceksin? Buradaki grafiğe baktığımızda, bu grafik net şekilde söylüyorum. New York Fed'in daha önce yapmış olduğu, geçtiğimiz Haziran ayında yapmış olduğu değerlendirmede ileri yönelik projeksiyonlar açısından baktığım zaman aslında totalde bono piyasası, varlığa dayalı yani ipoteğe dayalı varlıklardaki bono teminatların azaltılması ve diğer noktadaki rakamları değerlendirdiğimizde normalde 650 milyar civarında bir rakamın daralmasını bekleniyordu. Ama 422'de kaldığını görüyoruz. Özellikle de burada sıkıntılı olan kısmın mortgage-based tarafında olduğunu söylememiz, bonolarda olduğunu söylememiz. Yani varlığa dayalı bonolar tarafında bilançoyu daraltmakta zorlandıklarını, daha az daraltım noktasına geldiklerini gösteriyor. Burada likidite ile ilgili tabii ki dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Rezervler tarafında da bir daralma söz konusu. Fed'in bilançosundaki rezervleri 3.9'dan 3 trilyon dolar civarına düştüğünü söyleyelim. Bu rakam önemli. Neden önemli diyeceksin? Hala kritik seviyelerden biraz uzakta olduğunuz belirtin. Nedir bu kritik seviye olarak adlandırdınız? Gayri safi yurt içi hasılanın içindeki rezervlerin payına bakıyor, piyasa değerlendiriyor. Burada bir likidite sıkışıklığı var mı yok mu, bir risk oluşur mu oluşmaz mı, likidite tuzağı oluşur mu oluşmaz mı diye bakıldığında şu an için %13.3 sınırında, bunun Haziran'da %11 seviyesine ulaşma ihtimalinden bahsediyorlar. Bu da bir risk unsuru olarak karşımıza. Bir de son bir grafiğimiz var. Keeping tabs on reserves at the Fed diye bir var. O grafiği yansıtabilirse arkadaşlarımız. Yok o değil. Keeping tabs yazıyor. Evet bu. Evet. Bu grafiğe baktığımız zaman burada da bankaların Fed'de
tuttukları varlıkları gösteriyor bize. Ve hem overnight olarak hem de rezerv olarak tuttukları varlıkları gösteriyor. Buradaki rakamlara baktığımız zaman repo piyasasında yaklaşık olarak 2 trilyon, overnight piyasada 2 trilyon civarında bir varlıktan bahsediyoruz. Yine 4 trilyonu bulmuş olan banka rezervlerinde de erime olduğunu görüyoruz. İşte burada demin bahsetmiş olduğum 3.9 trilyondan 3 trilyon seviyesine doğru çekilen kısım burası. Buradaki sıkışıklık aşağı doğru devam ettiğinde bu Fed'in mecburen bilanço daraltmasında sıkıntıya yol açabilecek. Hala bir makasın olduğunu, yaklaşık olarak bir 2 trilyon civarında bir daralma imkanının olduğunu bize söyleyen bir yapı var. Ama daha ötesine geçebilir mi, geçemez mi? Bu biraz daha merakla beklenen nokta. Doğru. Dediğim gibi Haziran ayında %11 sınırına ulaşması bekleniyor bu rakamın. Eğer böyle bir durum oluşursa bizim için tehlikeli sular, çanlar çalmaya başlıyor demek olacaktır tekrardan. Peki biz bunu mu acaba fiyatlıyoruz sence? Bizim Borsa İstanbul başka şeyleri fiyatlıyor tabii ki. Şimdi bizim Borsa İstanbul'a bakarsın. Hemen geçmek istiyorum Borsa İstanbul'a. Dedikleri çok önemli Fed'le ilgili karar ama şu an Borsa İstanbul performansı. Muhteşem bir rally sonrası, muhteşem bir düşüş. Hatırlarsan seninle yaklaşık 3 hafta kadar önce yaptığımız bir programda şunu demiştik. Yani yatırımcılara muhakkak yani en azından kredili pozisyon tutmayın. Kesinlikle. Yani zor bölgeye geldik. Burada bir patinaj var. Bu bölgede dikkatli olmak lazım. Ve katılımcı sayısının artması buradaki en büyük endişe kaynaklarından biriydi. Bakarsak pandemi döneminde 1.2 milyon olan pandemi başlarken ki yatırımcı sayısının 4 milyon sınırına gelip dayandığını aştığını gördük. Bunlar kötü şeyler değil, iyi şeyler ama şunu da unutmamak lazım. Geçtiğimiz dönem içinde büyük portföyler yabancı satışlarını karşılamışlardı. Bir şekilde mal el değiştirmişti. Yabancı satışları karşılanan mallar bir şekilde bir elde birikmişti. Bu el bunu tekrardan yabancıların gelip satmak için bekliyordu. Ama başka gelişmeler oldu. İşte mevcut konjonktürdeki yaşanan, işte faizlerin aşağı gelmesi, döviz tarafının sabit kalması, kur korumanın mevduat tarafında getirinin tatmin etmemesi ve enflasyona karşı insanların yenildiği psikolojisinin oluşması borsada bir risk iştahını arttırmıştı. Bununla beraber bir akınla ciddi derecede bir yatırımcının geldiğini gördük. Burada da işte bu gelen yeni yatırımcılarla demin yabancıların sattığı malı karşılayan portföy sahiplerinin karşılaşması oldu. Bu karşılaşmada da uzun zamandır taşıdıkları malları da yeni gelen yatırımcılarla paylaşmak durumunda kaldı bu portföy yatırımcıları. Bu da ister istemez bir baskı unsuru oluşturmuyor. Şimdi borsalarda hep anlatıyorum hikayeyi. Anlatırken hikaye şu şekilde. Mal toplu olduğu zaman fiyatlar top atsanız yıkılmaz. Mal ne zaman dağılmaya başlar, çeşitli ellere, piyasayı kontrol edebilecek ellere dağılmaya başladığı zaman da ilk etapta bir patinaj olur, dalga boylar olur. Daha sonrasında insanların kredili pozisyonlarının da gelmesiyle beraber. Çünkü insanlar bilmedikleri için ilk önce alırlar, para kazanırlar, sonra daha çok alırlar, daha çok kazanacaklarını düşünmede patinaj çekmeye başlar. Düşer, girdiklerinden paranın altına düşerler bu sefer. Ek ilave kredili pozisyonlar açmaya başlar. O yetmez, giderler bankadan kredi çekerler. Onunla da katkıda bulunurlar. Bir türlü bu fiyatlardaki düşüşün önüne geçemezler. Bu en büyük tehlikeli oyunlardan biri. Bir kredili pozisyonlar, kaldıraçlı pozisyonlar oldukça risklidir. Konusunda uzman olmayan, stop loss'u bilmeyen portföyler için oldukça ölümcül olma potansiyeline işaret eder. Bizim gördüğümüz kadarıyla hep belirtiyorduk buradaki yayınlarımızda da, şunu da, söylemlerimizde de. Geçmiş yıllardaki tecrübelerimiz bize şunu söylüyor. 93 yılından da Borsa İstanbul'un kurulduğundan bu zamana baktığımız zaman hep Ocak ayları genellikle stres aylarıdır. Ocağın ilk iki haftası iyi geçer, ondan sonraki süreç kötüleşmeye başlar. Neden böyle bir senaryo işliyor diye sorarsan, yıla başladığımız zaman önümüzde çok uzun bir periyot var. Yıl sonunda biliyorsun primler yazılır, portföyler kârlarını ederler. Bir hareketle yukarı doğru yeni yılın başlangıcında da bir hareket edilir ama sonrasında bir de önümüze bakarız ki çok uzun bir zaman var yıl sonuna kadar. Bu süre zarfında da bir realizasyon süreci başlar ve süzülme sürecinin içine girer piyasa. Bunu defalarca yaşadık. Bunu da tetikleten birçok faktör oluşabiliyor. İşte bunlardan birisi de işte erken seçim kararı bunlardan bir faktör olarak adlandırılır. Erken seçim değil mi? Seçimlerin erken alınması. Çünkü orada biliyorsun
kelime oyunu söz konusu. Baktığımız zaman bu çok şaşırtıcı değil. Bunun ilk sinyallerini 3-4 hafta önce bir almıştık. Bir dalga olarak aşağı doğru gelmişti piyasa 4600'lere kadar. Oradan hızlı bir toparlama. Neden? İşte bilanço dönemi geliyor gibi söylemler vardı. Ama o bilanço dönemi geliyor söylemlerinin arkası tamamen dolmadı. Neden diyeceksin? Çünkü orada bir sihir kaçmıştı. O sihirin kaçması işte küçük yatırımcı dediğimiz kesimin buraya daha çok katılım sağlamış olması ve ciddi derecede yatırımcı sayısının hafta hafta gün gün yüzer bin arttığını gördük. Ve 4 milyon sınırına geldikten sonra bir doyuma ulaşma olduğunu da hissediyoruz. Yani burada yeni gelen katılım, şimdi sonuçta burada piyasanın yukarı doğru gidebilmesi için hep bir taşıma su, yani hep bir sisteme yeni sermaye enjeksiyonu lazım ki bu sistem enleşebilsin, genleşebilsin. Buradaki sermaye akımları kesilmeye başladığı zaman o zaman sıkıntı başlıyor. Bunu da tezahür etmeye başladığını gördük. Şimdi kritik bir eşiğe kadar geldik. Nereye geldik? Haftalık grafik mesela, burada haftalık grafik açısından değerlendirse bir şöyle bir sıkla... Hemen grafikle teknik yorum değerlendirme sebebi. Hemen bir grafik. Şu anki seviyesi 4750. Evet, 4750'deyiz. Şimdi burada baktığımız zaman 4750 haftalık grafik açısından oldukça önemli bir eşik. Yani 4730'lar diyelim. Neden diyeceksin önemli bir eşik? Şimdi hareket şurada bakarsan şurada bir patinaj dönemi içine girdiğini görüyoruz. Bak şu bölgeyi görüyor musun? Evet. Şurada bir yataylaşma var. Peş peşe gelmiş. Daha sonraki şu 3 barda boylara bakarsan ciddi derecede volatilitenin artmaya başladığını gördük. Bu volatilitenin artması demek bize bir şeylerin el değiştirmeye başladığı sinyal. Şimdi iki yerde volatilite artar. Dalga boyları yukarı ve aşağı şeklinde çalışır. Bir dipte çalışır. Dipte çalışıyorsa burada mal toplanıyor demektir. Tepeye yakın bölgelerde çalışıyorsa bu dalga boyları, burada bir mal dağıtım süreci içindeyiz demektir. Şu anda buradaki resme baktığım zaman ben bir mal dağıtım süreciyle karşı karşıya kalmış bir piyasayı işaret ediyor. Hatırlarsan bu 4 hafta kadar önceki aşağı doğru bir salınım yarattığında, ilk dalganın aşağısı geldiğinde benim trend göstergesi olarak takip ettiğim parabolik sar göstergesi, bak burada hep böyle yukarı doğru yükseliş bandında gitmiş. Burada bir temaslanmayla tepeye koymuş kendisi. Bu demektir ki bu tarihte artık piyasa kendisine bir tepe tescil etti. O tarihten beri de yaklaşık olarak son 5 haftadır aşağı doğru baskılanarak giden bir süreç içindeyiz. Bu baskılanan süreç içinde bu tepe tescilinden sonra ikinci haftasında biz morla gözüken ortalamaya kadar sarkmıştık. Bu ortalama neresidir diye sorarsan 17 haftalık ortalamadır. Daha önce şu bölgedeki destek noktasını tescil eden ortalamadır. Gelip o bölgeden kendisine bir tepki noktasına getirdi ve hızlıca 5500 bölgesine kadar gitti. Ama 5500 bölgesinde çok kalıcı olamadığını gördük. Daha sonra tekrardan 5000-5500 arasında bir dalga yaptı ve bu haftaya başlamamızla birlikte de kendisini 5000 bölgesinin altına doğru sarkıttı. Şimdi morla olan bölge ikinci kez test ediliyor. Geçtiğimiz sefer bizi taşımıştı. Bakalım bu sefer bizi yine taşıyabilecek mi? Tam da şu anda o bölgedeyiz. Bu bölge bizi taşıyamayabilir. Yani şöyle taşıyabilir. Bu haftalık bir grafik, yanıltmasın. Şimdi bunlar da şuradaki gibi aşağı doğru bir fitil bırakılabilir. Bu fitil nereye kadar olabilir? İkili dip çalışması adına daha önce 4600 sınırından dönmüştük. O bölgeye kadar bir fitil bırakıp haftanın sonunda kendini yine 4730 bölgesinin üzerinde kapatabilir. Böyle bir olasılıktan bahsetmemiz mümkün. Ki şimdi, o seviyeyi nerede şu? Evet. Şu anda kritik bir eşiğe geldiğimizi, buradan bir aşağı doğru sarkma devam edebilir. İkili dip çalışması adına baktığımızdan. O zaman hem 4600 bölgesi bizim için kritik eşik olarak bundan sonra takip etmemiz gereken nokta. Bugüne başlarken 4260'lar önemliydi. O bölgenin altına sarktık. O bölgenin altına sarktıktan sonra ortalama devreye girdi. Haftalık bazdaki önemli ortalama. Şimdi o bölgeyi test ediyoruz. O bölgenin altındaki sarkışlarda iğnenin ucu, fitinin ucu aşağı saplanıp ondan sonra tekrar kendini yukarı taşıyabilir. Sebebi ikili dip çalışması olarak adlandırılabilir. Ama ikili dipte sonuçlanacak mı? O da tabii soru işareti. O da bize diğer grafiklerde belki daha net cevap bulma potansiyelini verebilir. Evet, o zaman diğer grafikler zaten açtı şu an. Günlük grafikteyiz. Günlük grafiğe baktığımızda aslında günlük grafikte bize benzer bir hikayeden bahsediyor. Neden diyeceksin? Burada da ikili dip çalışmasının alt bölgesi 4600'ler gibi gözüküyor.
Aşağıdan gelen uzun vadeli bir ortalamamız var. O nedir? Gri ile gözüken 100 günlük ortalama. 100 günlük ortalama geçtiği yer neresi? 4536. Bu arada şunu söylemek lazım Özlem. Biz şimdi 200 günlük ortalama diye bir ortalama da var. Uzun vadeli destek noktası olarak değerlendirdiğimiz nokta. Piyasanın geçtiğimiz sene ne kadar büyük bir rally yaptığını anlayabilmemiz adına grafiği incelersek, 200 günlük ortalamamız nereden geçiyor biliyor musun? Evet. 3600'lerden geçiyor. Biz ortalamalardan çok uzaklaştık diyorduk hatırlarsan. Evet. Şimdi burada bazı şeyleri fizik kanunuyla anlatmak lazım. Nedir bu? Çünkü biliyorsun nasıl eşyanın tabiatına aykırı davranışlar ya da bir ortalamalardan çok fazla yer çekimi kanunu gibi burada da ortalamaların çekim kanunu devreye giriyor bir süre sonra. Şimdi onu yaşıyoruz biz. Evet, bir rally süreci yaşandığı zaman kendisi 8 günlük ortalamaya dayıyor, onun üzerine gidiyor. Geri çekilmelerde 21 günlük onu taşıyor, oradan yine gidiyor. Ne zaman ki 8 ve 21'liğin altında fiyatlamalar oluşmaya başlıyor, işte o zaman tehlike çanları çalmaya başlıyor. O zaman da işte diğer alttaki ortalamalar bizi çağırmaya başlar. İşte bunlar nedir? 50 günlük ortalamadır, 100 günlük ortalamadır ya da trendin kendine has ortalaması olabilir. Onlara bakmak gerekiyor. Şimdi ona baktığımız zaman şimdi burada bundan sonraki süreç için bizim için 4532-4613 aralığı hatta çok çok kritik bölge. Bu bölgeyi de ikili dip yapma olsun evet. Ben beklerim diyelim. Şu anda da %500'e bir kayıp var. Yani birazdan devre kesici o zaman çalıştı. Evet, 4727 puan seviyesiyle devre kesici çalışması muhtemel olacaktır. O zaman diyecektim. Tam sen söyledin. Evet, son şimdi baktığımız zaman bu bölgelere dikkat etmek lazım. Hep belirtiyorum. Daha önce şu bölgede yapmış olduğumuz uyarıları devam ettiriyorum. Hala kredili pozisyonlarınızı ilk öncelikle kredilerinizi kapatın. Doğru, çünkü evet. Siz kapatmadığınız zaman onu zamanda kurum kesemediğiniz kapatacak. Zaman eninde sonunda çünkü o mallar sizin değil. Bir yerde sizi tasfiye edecek hesap noktasına geldiğinde aracı kurum otomatikman lave edecek hesabınızı. O zaman sizi zaten şeyiniz kalmış. Yani 3 gün sonraki beklentiniz yukarı doğru da olsa olabilir. Yani 3 güne kalmadan kurum zaten kapatıyor. Evet, yani orada da genellikle de öyle bir pozisyon oluyor ki kredilerin sıfırlandığı noktada da piyasa dönüyor. Doğru. Maalesef böyle bir durum söz konusu oluyor. Yani küçük yatırımcı, yeni yatırımcı bunları o kadar iyi biliyor olması gerekiyor ki şu anda belki bazılarının önerisi, bazılarının tavsiyesiyle yükseliş de var deyip kredili pozisyonlar ağırlık kazandı. Bu kadar yeni müşterinin, yeni yatırımcının olduğu yerde değil mi Cenk? Borsa şöyle bir şeydir. Sen ona nasıl yaklaşırsan o da sana öyle yaklaşır. O da sana öyle davranır. Doğru. Sen bunu yatırım zihniyetiyle yaklaşırsan evet yatırım fırsatı olarak sana güzel şeyler verir. Ama sen buna kumar duygusuyla yaklaşırsan, kumar gibi yaklaşırsan, kaldıraçlı işlemler yapayım, daha çok para işte tavşan mı olmak, kaplumbağa mı olmak burada önemli olan. Doğru. Piyasada kalıcı olmak, para her zaman kazanılır. Mühim olan öncelikli olarak parayı bir yerden sonra koruyabilmektir. Parayı önce korumayı bilmemiz evet. lazım. Önce parayı korumayı öğrendikten sonrası daha kolay çünkü bazı dönemler göre işte görüldüğü üzere... Rally'nin olduğu dönemlerde gözünü kapat, istediğin kağıdı al, para kazanırsın. Bir şey bilmene gerek yok. Ya o dönemlerde ama mesele zaten o rally bittikten sonraki dönemde senin ne yaptın. Doğru. O nedenle dikkat edilmesi gereken yatırım, ben bir kez daha uyarım. Benim uyarım oyuncu olarak, mesela oyuncu olmak kelimesi de, yatırımcı mısınız, oyuncu musunuz? Siz oyuncuysanız o zaman oyunu kuralına göre oynamanız lazım. Oyunu kuralına göre de oynamadığınız zaman... Maalesef kırmızı kartı yer kenarda oturursunuz. Mutsuz sonla bitmez. Mutsuzluk olur. İşte daha önce buna benzer yatırımcı furyalarının geldiği dönemler oldu. Yaklaşık ben 93'ten beri piyasada 30. yıla girdik sayılır. Maşallah. Bu 30 yıl içinde neler benzer gördüler. Senaryoların geldiğini gördük. Ama sonunda bir hüsranın oldu. Her dönemin daha sonrasında lanet edip giden yatırımcılar oldu. Bir de Allah göstermesin. Bir de borsa mı Allah korusun. Bir de ama yeni yatırımcı şimdi küstürmemek de lazım. Küsmemen lazım değil mi yani? Daha yeni başladın kazanmaya. İşte, ama burada işte mesele olaya geçen sene 1 lira olan kağıt olmuş 15 lira. Geldik 15'ten aldık, 13'ten aldık. Şimdi düşecek yine 10 liraya. Ortalama yapıyorsunuz siz şimdi. Ortalama yapıyorsunuz. Bir yerden sonra da nefesiniz yetmemeye başlıyor. Evet. Bir kere kısa vadeli kaynaklarla borsaya girilmez. Doğru. Yani ihtiyacınız olan parayla yani atıyorum
Ya ben şimdi elimde 3 bin, 5 bin, 10 bin, 50 bin var. Bir ay sonra bir kredi ödemem var. Arada ben bunu değerlendireyim, para kazanayım diye bir hareket edip paradan para kazanma yönünde hareket ederseniz maalesef bir ay sonraki kredinizi de ödeyemeyecek noktaya gelebilirsiniz. O nedenle temkinli olmak her zaman yatırım başka bir şey, oyun başka bir şey. Oyuna kumar gibi yaklaştığınız zaman, yani borsaya kumar gibi yaklaştığınız zaman o zaman kaybetmeyi de göze aldınız demektir. Mert Yılmaz'ın kitabı mıydı o? Borsada oynanmaz diye. Yok, Murat Salman'ın kitabı. Murat Salman. Murat Salman. Buradan selam olsun. Aynen öyle. Evet, şimdi burada bir oynanmaz. Yükseliş, 240 dakikalık grafikten bakarsak bir yükseliş kanalı içinde gidiyorduk. En son bu bölgeden döndüğümüz noktaydı. Bugün mesela o bölgeyi kırınca iş daha derinleştiğini gördük. Daha önce bizi taşıyan ortalama bak burada taşımamaya başladı. Aşağısına sarktık. İşin derinleşme noktasına hareket ettiğini gösteriyor. Şimdi borsada biz ne diyoruz? Düşen trend, yükselen trend. Yükselen trendden kastettiğimiz ne? Tepeler, farkındasın, tepe, dip, tepe, dip. Şimdi bu tepe, bir sonraki tepe bir öncekinden yukarıda oluşmuş. Bu bir yükselen trend işareti. Dip de yukarıda oluşmuş. Bu da bir yükselen trend göstergesi. Şimdi baktığımız zaman şu anda vakit vaziyet nasıl? Bir önceki tepe burada, bir sonraki tepe burada. Ne olmuş? İki tepe arasında bir aşağı doğru eğim var. Bu bir düşen trend içine girmiş demektir. Demektir ki güç düşmeye başlamış, mal dağılmaya başlamış. Biraz da eğitim gibi oldu bu yatırımcılar için. Şimdi bu böyle bir durum olduğunda burada da bir kanal oluşmaya başlıyor. Bunun paralelini alıp son dibe koyduğumuz zaman bize işaret ettiği yer 4400 seviyesi. 60'lar, 70'ler gibi bir bölgeye işaret ediyor. Çok ilginç bir şekilde de buradanın da şu dip, şu tepe, şu dip ve bu tepenin projeksiyonu, Fibonacci projeksiyonu attığımız zaman onun da hedef bölgesi 4469'a işaret ediyor. Yani başlayan bu hareketin normal koşullarda bir simetrisinin oluşacağını düşünüyorsak o zaman burada yeni dibin oluşma potansiyel bölgesi burası. Şimdi iki olasılıktan bahsediyoruz. Birinci olasılığımız ikili mevcut ortalama, haftalık ortalamanın tutmadığını, günlük ortalamanın da tutmadığını, 240 dakikalık ortalamanın da tutmadığını gördük. Altına sarkmalar yapabilir. Altına nasıl yapacağı sarkmalarda birinci önemli dikkat edeceğimiz yer daha önceki şu dip noktası ikili dibe işaret eder. Eğer orası da tutmuyorsa o zaman gideceğimiz yer burası olacaktır. İkinci senaryo olarak değerlendirmemiz gereken nokta. Bunları biz böyle faz faz değerlendirmek lazım. Çünkü tamamıyla öngörmek mümkün değil. Piyasa konjonktür içinde işlem, dinamik işlem yaparken siz bunu tespit ediyorsunuz. O noktalarda denemeler yapıp evet doğru ya da yanlış. Bir de yatırımcılara tavsiyem şu. Bir trend içindeyseniz, alım satım yaparak günlük işlem yapıyorsanız, yaptığınız işlem sayılarındaki artı pozisyon sayısı ve eksi pozisyon sayılarını kıyaslamanız gerekiyor. Aldınız, sattınız, karlı sattınız, güzel. Aldınız, sattınız, karlı sattınız, 10 işlem yaptınız, 5-6 tanesi karlı, 2-3 tanesi aynı fiyat, bir tanesi zararlı. Bu demektir ki trend yukarı yönde gidiyor, sizin arkanızda. Sizin yaptığınız işlemlerde aynı fiyat ve zararına işlem sayısı artmaya başlıyor al satlarda. O zaman anlayın ki trendde bir dönüş zingeli var, bir baskı var. Ona göre pozisyonunuzu değerlendirmeniz, inat etmeniz. Piyasayla inatlaşmaya başladığınız zaman maalesef piyasa yutar sizi. Doğru. Cenk çok teşekkür ediyorum. Rica. Ne kadar dakikamız kalmıştı yönetmenim? Bitmiş süremiz. Tamam. Aslında bir dolar TL tarafını da yorumlamanı isteyecektim ama o zaten sakin. Çok teşekkür ediyorum Rica tekrar. Edin. Hem de çok önemli bir noktada bizlerle oldun. Sağ ol tekrar, ağzına sağlık. Evet efendim, şimdi kısa bir ara, aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Global piyasalarla devam ediyoruz efendim. Gidiyoruz Philip Capital'e. Araştırma müdürü müzlerle birlikte Ercan Göçmen küresel detayları, küresel beklentilerini aktaracak. Ercan Bey hoş geldiniz. Söz sizde, buyurun. Teşekkür ediyorum Özlem Hanım. Bu akşam FED beklenen kararını açıklayacak. Bu karar öncesinde
global piyasalarda temkinli bir iyimserliğin olduğunu gözlemliyoruz. Hem karar çok önemli, hem de karar sonrasında açıklanacak, yapılacak basın toplantısı önemli. Buna göre piyasalar şekillenecek. İsterseniz bu kararın etkileri ne olduğuna geçmeden önce biraz şu andaki durumu, yani piyasa FED kararını hangi pozisyonda bekliyor ona bir bakalım. Ve şeylerle başlayalım, bilançolarla başlayalım. Biliyorsunuz Amerika'da bilanço sezonu ve şu ana kadar gelen bilançolar piyasanın tam istediği gibi güzel bilançolar geliyor. Beklenti üstü karlar, beklenti üstü hasılat rakamları geliyor ve bu hisse senedi piyasasını olumlu yönde etkiliyor. Dün hatırlayacak olursanız seans öncesinde Exxon başta olmak üzere UPS ve Pfizer'ın karları gelmişti. Bu şirketlerin beklenti üstü karları endeksi olumlu etkiledi ve hatta kendi içlerinde de %5'e yakın yükselişler gerçekleşti. Dün seans sonrasında teknoloji şirketi AMD beklenti üstü bir kar açıkladı. Amgen'da gelen kar ise beklentileri paralel olarak geldiğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak finansallar, açıklanan finansallar piyasayı destekliyor. İnsanların risk iştahını arttıracak seviyede. Hatta şunu da söyleyeyim. Dün örneğin Spotify bilançosunu açıkladı. Son çeyreğini açıkladı. Zarar bekliyordu zaten piyasa ama piyasanın beklediği zararın üzerinde bir zarar açıkladı Spotify ama günü %12'nin üzerinde artışla kapattı. Sebebi kullanıcı sayısındaki artış. Yani şu anda piyasa gelen finansalların hep olumlu tarafına bakıyor ve yükseliş tarafına oynuyor. Dolayısıyla bilanço tarafında herhangi bir sorun yok. Hoş, büyük şirketleri henüz görmedik. Google'ı görmedik, Tesla'yı görmedik, Microsoft'u görmedik. Bunları görmedik ama şu ana kadar gelenler piyasaları hep olumlu yönde etkiledi. Faiz tarafına baktığımız zaman 10 yıllıklar %3.40, 2 yıllıklar %4.20 seviyesinde dip oluşturuyor. Yani bunlar da aşağıda. Dolayısıyla bunlar da hisse piyasasını destekler nitelikte. Dolar endeksi 10 gündür 102 seviyesinde. Bu da hisseyi destekliyor. VIX endeksine baktığımız zaman o da 20'nin altına indi. Son bir yılın en düşüğünde. Yani alternatiflere baktığımız zaman hepsi hisse senedi tarafını destekler nitelikte. Ve buna uygun olarak da Standard & Poor's 4100, Nasdaq 100 endeksi de 12100 direncine yakın bir noktada sanki Fed'in kararını bekler bir konuda. Yani Fed'den gelecek kararla bu iki endeks son 6-7 aydır kıramadı bu dirençleri kırıp yeni bir yükseliş hamlesi yapabilecek potansiyeldeler. Peki Fed'den ne bekliyor piyasa? Bir kere 25 bas puan arttırımı bekliyor ama 25 bas puan zaten şu anda bütün fiyatlara girmiş durumda. Piyasanın asıl beklediği, yani daha yukarı gidebilmek için piyasanın asıl beklediği FED'den bazı sinyaller. Bu sinyaller de artık şunu bekliyor piyasa. Ya sıkılaştırmayı evet bugüne kadar yaptık ve bu sıkılaştırma yeterli. Yeterli seviyeye çok yakın ya da bir tarih bekliyor. Yani artık şu Mart'tan sonra artık biraz izlemeye geçeceğiz tarzındaki bir ifade. Piyasaların yeniden morallenip yepyeni bir yükseliş hamlesine neden olabilir. Ya da hiç bu gelmese bile, yani bu kadar iddialı bir cümle gelmese bile en azından Fed'in artık enflasyonist endişelerinin azaldığını görmek istiyor. Basın bülteninde ya da basın toplantısında açıklanacak metin içinde bunları görmek istiyor. Eğer sadece Fed 25 bas puanlık faiz arttırımı yapar, önceki basın bültenlerindeki cümleleri hiçbir şekilde değiştirmezse piyasa bundan biraz hoşlanmayacağını söyleyelim ve direnç noktalarından ağır kar realizasyonlarının geldiğini görebiliriz. Dolayısıyla şunu söyleyeyim, sadece 25 bas puan artık bu noktadan sonra piyasa için yeterli değil. Fed'in biraz daha güvercine döndüğünü piyasa görmek isteyecektir. Bakalım göreceğiz. Bugün saat 10'da Fed kararı açıklanacak. Saat 10.30'da da Powell basın toplantısını başlatacak. Bu kararlarda karar ve sonrasında açıklanacak cümleler piyasanın büyük olasılıkla kısa vade için, daha doğrusu bir sonraki en azından FED kararına kadar yönünü tayin edecek gibi gözüküyor Özlem Hanım. Evet, çok teşekkür ediyoruz Ercan Göçmen. Değerli katkılarınız için sağ olun.